Merhabalar. Bugün iki tane kağıtla karşınızdayım. Bu iki kağıttan iki farklı kutu yapmayı size göstereceğim. Öncelikli olarak kutularımız kare profilden olacak. Şu kağıdı şimdilik uzaklaştırıyorum. Elimizde A4 kağıdı var. Bu A4 kağıdını kare yapmak için bir kenarından diğer tarafına doğru uçlar tam gelecek şekilde şu ucu dikkat ediyorum. Ne kadar muntazam olursa o kadar güzel bir kutu olacak. Şu şekilde bir tarafını tam katlıyorum. Kalan parçayı keseceğim. Bu şekilde kare elde etmeye çalışacağım. Kağıdı ters çevirdim. Kalan parçayı bu şekilde arkasından koyuyorum. Eğer makasınız varsa siz makasla kesebilirsiniz. O zaman daha muntazam olduğunu göreceksiniz. Evet, şu şekilde şu an bir dikdörtgen kağıdım. Yani A4 kağıdım bu. Bir çizgi ve ikinci çizgisi var. Şimdi elimde şu şekilde tutup kağıdı azıcık kıvırıp şuradan yırtmaya çalışacağım. Tabii ilk kısmı kendim yırtıyorum. Şu şekilde yavaş yavaş çekiyorum. Kağıdın dokusuna zarar vermeden ve diğer tarafı da yırtmadan muntazam bir şekilde parçayı aldım, ayırdım o parçayı ve şu an işimiz yok. Evet, şu an kare profilimiz var. Kare profilin ortasında da bir tane ana çizgimiz var. Şimdi kulaklık kutu yapacağımız için diğer taraftan da çizgi oluşturmasını istiyorum. Kağıdı bir de bu şekilde katlıyorum. Üçgen olacak şekilde. Kare profilimi üçgene çevirdim. Ve ikinci ana çizgimi yaptım. Şu birinci ana çizgim, şu ikinci ana çizgim. Şimdi katlıyorum. Burası önemli. Elimle şu ana çizginin sol tarafını tutuyor. Sağ tarafını ise uç kısımdan içe doğru ittirecek şekilde tam iki kağıdın arasına gelecek şekilde görmüş olduğunuz gibi katlayıp şu orta noktasını şuraya yakınlaşırsak şu şekilde orta noktasını tutup şu alt kısmı da sivri olacak şekilde katlıyorum. İşte mümkün olduğunca muntazam yapmamız gerekiyor bunu. Evet, katladığım zaman şu noktanın tam sivri olduğunu ve şu içteki noktanın da tam alttaki ve üstteki kağıdı hizalı olduğunu görmem gerekiyor. Aynı şekilde bu taraf için de yapıyorum. Bundan sonraki yapacaklarımız genellikle simetrik olacak birbirlerine. Yani sağ tarafa ne yaparsam aynı şekilde sol tarafı da o şekilde olacak. Dediğim gibi kulaklı kutu yapmaya çalışıyoruz. Bu kutu özel bir kutu. Ben kendimce kulaklık kutu diyorum. Evet. Ana kağıdımıza tekrar dönecek olursak, şu buraya kadar anlamadıysanız. Bir tane ana çizgimiz vardı. Ona yardımcı bir çizgi yaptık. Ve şimdi iki tane daha çizgimiz olmuş oldu. Bu şekilde katlayıp tekrar içe doğru katladığımız zaman evet, kendisi zaten artık kolaylıkla gelecek. Çünkü daha öncesinde katlamıştık. Şimdi sırada 1, 2, 3, 4 tane uç görüyorsunuz. Bunun bir nolu ucunu yarıya katlamak. Tam köşe ucuna gelecek şekilde yarıya katlıyorum. Bu şekilde aynı şekilde arkaya da katlıyorum. Ne kadar muntazam yaparsanız o şekilde güzel bir kutu olacak. Mesela ben biraz kaydırmışım buraya. Neyse devam edelim. Şimdi 1, 2, 3, 4 numara. Bunun bir numarasını yani bir numaralı ucu İçe doğru yarıya katlıyorum. İçe doğru yarıya katladım. Aynı şekilde arkasında 2 numaralı ucu içe doğru yarıya katladım. Bu şekilde diğer tarafları da 3 ve 4 nolu uçları da iç kısma doğru yarıya katladım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bir yemek ve servis takımının çatal ve bıçak veya kaşık koymak için yeri aynı zamanda yapılmış oldu. Ama böyle kalmıyoruz. Eğer tabii o şekilde de kullanabilirsiniz. Biz kutu yapacağımız için şu kısmı tabii şöyle hızlıca gitmeliyim. Ana eksenimiz burası. Ben yarı tarafından tutuyorum. Diğer taraflar bakın hareketli kalıyor. Bu kısmı olduğu gibi yarıya açıyorum ve içe katlıyorum. Aynı şekilde ters çevirip diğer kısmı da yarıya katlayıp içe katlıyorum. Eğer biri sizden origami usulüyle beşgen yapmanızı isterse bu şekilde beşgen yapabilirsiniz. Ve şimdi kutuyu açıyorum. Biraz daha yavaş yapmaya çalışacağım.
Evet, baş parmaklarında içteki kısımları yaparken diğer dört parmağımla da alt tarafta kalan ve dış tarafta kalan yerleri yapıyorum. Son olarak kutu oldu ama tam düz durmuyor. Niye? Çünkü iki tane parça var. Onu da şimdi dört parmağım içte, baş parmağım da burada olmak üzere diğer elimle kenarları şu şekilde katlıyorum. Burayı da aynı şekilde tam karşısındaki kısmı da katlıyorum çünkü kutumuz olacak. İsterseniz bu kısımları da yardımcı olması bakımından katlayabilirsiniz. Ve evet, bu bizim kulaklık kutumuz hazır. Şimdi ise yine aynı metotla diğer kutumuzu göstereceğim. Yine bunun için kare bir profile ihtiyacımız olacak. Evet. Ve bu kare profilimiz için şu anda bizde fazlalık bulunan dikdörtgen parçanın içine kare koyduğumuz zaman arta kalan kısım yine bir dikdörtgen parça oluyor. Onu da istemediğimiz için, yani şu an kullanmadığımız için uzaklaştırıyorum. Benzer usullerle bu kağıdı buradan uzaklaştırıyorum. Evet. Şimdi 2 numaralı kutumuz kulaksız kutu. Yine bir ana çizgimiz var görmüş olduğunuz gibi kare profilde. Burada birkaç çizgi daha yaratmamız gerekiyor. Dolayısıyla şu şekilde öncelikle büyük ikinci yardımcı çizgimizi oluşturmak üzere katlıyoruz. Şu birinciydi. Bu da ikinci olmuş oldu. Sonra bu kısmı içe gelecek şekilde, orta noktaya gelecek şekilde katlıyorum. Sonra tekrar katlıyorum. Bu kutumuzda diğer kutuya nazaran içe doğru katlandığı için kulaksız kutu olacak ve bunu bu şekilde açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3 çizgi daha elde ettik. Aynı şekilde karşı tarafını da katlıyorum. Şöyle. Ve bunu da açıyorum. 1, 2 ve 3 nolu çizgilerimiz olacak. Şimdi bunu diğer köşeler için de yapmam gerekiyor. Bunlar bana lazım olacak ve kılavuz olarak kullanacağım. Hemen yaptık hızlı bir şekilde. Diğer tarafı da geliyorum. Bunu artık açmayacağım çünkü bana lazım. Onu kullanacağım. Karşı tarafını da bu şekilde katlıyorum. Evet. Şimdi bana doğru çevirdim. Hafif açıp içerideki üçgenleri alt tarafı bastırıyorum işaret parmağımla. Baş parmağımla ise tamam onu orta parmakla yapalım. Baş parmağımla ise şu kısımları içe katlayıp şekilde düzleştiriyorum ve şu parçayı içeri katlıyorum. Evet ve yardımcı olması bakımından bu kısmı kıvırdım. Şimdi karşı tarafı da yapıp son aşamada kutumu tamamlamış oluyorum. Dediğim gibi ne kadar muntazam yaparsanız o kadar şirin görünümlü bir kutu elde edersiniz. Evet. Eğer açılıyorsa diğer taraftaki üçgen kısmı yapabilirsiniz. Bu şekilde kutuyu yapmış olduk. Dediğim gibi özet olarak bir kulaklı kutumuz, bir de kulaksız kutumuz olmak üzere iki farklı kutu yapmasıyla karşınızdaydık. Bizi izlemeye devam ediniz diyelim. Hoşça kalın.